Hilal Altın Rehber izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Özeniş Tente'ye konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Salim Kartalcık var. Bakalım Salim Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salim Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Salim Kartalcı kimdir? Salim Kartalcı, 1970 doğumlu, Ankara doğumluyum. Özeniş Tente'ye babamdan sonra devraldım. Yani babanızla beraber başladı bu sektörün hikayesi, doğru mudur? Evet, babamla başladı. 1966 yılından bu zamana geldik. Babam artık bıraktıktan sonra biz devam ediyoruz. Bizden sonra da çocuklarımız devam edecek. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz peki tam olarak? Tam olarak 25 yıldan beri bu sektördeyim. Aslında sizler 25 yıldır bu sektördesiniz ama bunun tabii ki de daha öncesi de var, sizlerin de bahsettiği gibi. Çok köklü bir firmaya konuk olduğumuzu söyleyebiliriz bizler de. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sunduğunuz hizmetleri de sizler tarafından dinleyelim lütfen. Ne gibi sunuyoruz hizmetler? Kafe, restoran, evler, villalar. Bunlara güzel bir tent hizmeti vermeye çalışıyoruz. Güneşlik sistemler. Peki bu tenteden öncelikle bir konuşmak istiyorum. İş yerlerimize ya da evlerimize ya da diğer firmalarımıza neden tente taktırmalıyız? Tentenin önemi nedir? Bir uzman olarak sizlerden dinleyebilir miyiz lütfen? Tentenin önemi şu, rahat bir hizmet. Yani rahat oturduklarında insanların kafelerde ve restoranlarda hem güneşten hem yağmurdan hem kardan etkilenmemeleri için bu tente şart. Peki güvenlik amacıyla da kullanılabilir mi tente? Muhakkak, tabii. Kafeteryalar mesela akşamları kapattıkları zaman dükkanlarını, tenteleri kapattıkları zaman bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani masaları, sandalyeleri güven içinde kalıyor. Tabii tenteyle beraber çadır hizmetiniz de var sanırım. Aynen öyle, çadır işimiz de var. Çadırda da çok iyiyiz. Yani bir numaralı diyebilirim sektörümüz. Çadır işinde de büyük şantiyeler, deprem çadırları. Bu tarzda da devam ediyoruz. Peki ürün kalitenizden biraz bahsetmenizi rica etsek. Yani yapmış olduğunuz bir ürün ne kadar yıl kullanılabilir ya da sizler ne kadar garanti veriyorsunuz? Kullandığınız ürünler nelerdir? Biraz bunları dinleyelim sizlerden. Tente'de garantilerimiz 5 yıl. Zaten biz marka çalışma uğraşıyoruz. Markalarla çalışıyoruz. Yani motorlarımız olsun, ne bileyim brandalarımız olsun, hepsi 5 yıl garantili. Ama tabii 5 yıl verdikten sonra bu tenteler en az 10-15 yıl sorunsuz gidebiliyor. Başka yani iskelet aksamlarımız falan da bayağı bir sağlam. Çünkü biz yurt dışından ürün getiriyoruz, İtalya'dan çalışıyoruz. Bu şekilde hizmet sunuyoruz yani müşterilerimize. Peki tabii ki kafelerin, restoranların açık alanların üstünü kapatmak için tenteler kullanılıyor. Bununla beraber evlerin hangi kısmında ya da neden kullanılmalı? Evlerde de bahçelerde kullanılıyor. Balkonlarda, camlarda bu şekilde güneşi engelleyen her yerde kullanabiliyoruz. Peki daha öncesinde yapmış olduğunuz projelerden biraz bahsetmenizi rica etsek, büyük çaplı bir inşaat projesinde ya da büyük çaplı bir restoran içerisinde projeye dahil oldunuz mu? Evet, yani zaten büyük firmalarla çalışıyoruz, büyük kafelerle çalışıyoruz, markalı kafelerle çalışıyoruz. Evlerde de böyle bazen villa, böyle toplu konutlar oluyor. Onların da bütün tentelerini biz yapıyoruz. Peki sadece Ankara bölgesinde mi faaliyettesiniz yoksa talep olması doğrultusunda Türkiye'ye de talepleri karşılamak için gider misiniz, eleman gönderir misiniz? Tabii Antalya'da da zaten bir dükkanımız var. Orada da zaten bu sektör çok yoğun. Oteller var, büyük zincirler var. 5 yıldızlı otellerde çalışıyoruz. Antalya'da zaten kardeşim biri orada. Türkiye'nin neresinden talep gelirse ona göre hareket ediyoruz burada. Türkiye olması gibi Avrupa pazarına da açılmayı düşünüyor musunuz peki Salim Bey? Evet. Ya da yapmış olduğunuz orada da projeler var mıydı? Şu an Arap ülkelerinden bir talep var. Mesela geçen gün İranlılarla bir görüşmemiz oldu. Irak tarafında işlerimiz oluyor. Yani nereden iş gelirse oraya gidiyoruz yani.
Yani şunu söyleyebiliriz ki özeniş tentede herhangi bir yer kavramı yok. Talep nerede olursa, eksiği nerede görürlerse oradaki eksiği tamamlamak için oraya gidim sağlıyorlar, gönderim sağlıyorlar. Evet, öyle bir şeyimiz yok zaten. Nereden talep gelirse gidiyoruz. Peki tenteleri sizin takmanızdan ziyade ya da çadırları sizin takmanızdan ziyade sadece ürünleri satın almak isteseler, malzemeleri satın almak isteseler bu konuda da yardımcı oluyor musunuz? Tente grubunda bu çok olmuyor. Mutlaka bizim gidip hizmet vermemiz gerekiyor. Çünkü yanlış işler yapabiliyor müşteriler. O yüzden kendi montaj ekiplerimiz gidiyor. Yani Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Ama çadır bölümünde de paket olarak gönderebiliyoruz tabii. Bu konuda da bundan da yararlanabilirler diyoruz öyleyse. Aynen öyle. Peki buradan sonrası için tabii ki Antalya'da kardeşinizin işletmiş olduğu bir şube var ama bunun dışında yine Türkiye genelinde ya da Ankara içerisinde bir şube açmayı daha düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyoruz. Zaten Ankara, Antalya şu an Türkiye'nin her tarafına yetişiyor. Biz ortada olduğumuz için Ankara'dan diğer yerlere ulaşabiliyoruz. Antalya'dan da sahil kesimlerine ulaşabiliyoruz tabii. Yani eksikleri buradan gördüğümüz ve giderdiğimiz için ekstra bir şubeye ihtiyacımız yok. Bunlar bize yeterli oluyor diyorsunuz. Evet, yeterli. Peki bu sektördeki hedefleriniz nelerdir tente çadır sektöründe? Bizim bu sektördeki yani direkt Avrupa'ya açılmak aslında amacımız. Bir de oralara gidip hizmeti sunmak, kaliteyi sunmak istiyoruz. Çünkü biz oradan aldığımız için malzemeyi burada daha güzel üretip, daha sağlam üretip, daha kaliteli olup Avrupa'ya da gitmek istiyoruz. Peki bu ürünler Türkiye çapında temin edebilecek ürünler mi yoksa siz Avrupa'daki ürünleri daha çok tercih ettiğiniz için mi oradan getiriyorsunuz? Şu an Türkiye'de üretilen ürünler Avrupa piyasasından daha kaliteli olmaya başladı. Daha önce çünkü tente sektöründe bir kültür Türkiye'de yoktu. Ama şu an şu aşamalarda 2017 itibaren tentelerimiz gerçekten Avrupa'dan daha kaliteli üretim yapabiliyoruz. Siz de bu alanda peki bir üretime geçmeyi düşünüyor musunuz? İmalata geçmeyi düşünüyor zaten musunuz? Şu an imalatçıyız. Biz kendi tentemizi şu an kendimiz üretmeye başladık. 2018 ve 2019 yılında inşallah Avrupa'dan daha iyi bir üretim yapıp oralara mal satmaya çalışacağız. Oradaki pazarı genişletmeye çalışacağız. Yani bu şekilde gideceğiz. Tabii ki sizler yani aile olarak 1966 yılından beri bu sektörde olduğunuz için artık ürünlerin kalitesini, nasıl yapılması gerektiğini, imalat alanı çok iyi bildiğiniz için özeniş tenti olarak yakın bir zamanda yaklaşık 1-2 yıl içinde imalata da geçeceksiniz ve bu alanda da faaliyetleri açılacağınızı şimdi ekranlarımızdan da aktarmış olalım. Peki Salim Bey, izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de özeniş tenti olarak sizleri tercih etsinler? Bizi nasıl tercih etsinler? Biz kaliteyle ön planda olan bir firmayız. Hizmetle. Çünkü bizimki hizmet sektörü. Müşterinin memnuniyeti çok önemli bizim için. Ürünlerimizi de dediğim gibi Avrupa'yı havada yapmaya çalışıyoruz. Yani o kaliteye hemen hemen şu an ulaştık zaten. Belki onlardan daha iyi bir ürün çıkartacağız. Denemelerimiz başarıyla hepsi sonuçlandı şu an. Ve İşte dediğim gibi müşteri memnuniyetiyle de ön plana çıkıyoruz. Zaten özenişi o yüzden tercih ediyor müşterilerimiz. Peki izleyicilerimizin yine merak ettiği sorulardan bir tanesi. Tabii ki sizin bu anlatımlarınızla beraber merakları giderek arttı. İzleyicilerimiz bir tenteye ihtiyaç duyduklarında, böyle bir hizmet almak istediklerinde, bir firmaya gittiklerinde nelere dikkat etsinler, nelerin talebinde bulunsunlar? Bunları da yine sizlerden dinleyelim üstadımız. Evet, şimdi tentede ilk önce gelen kumaş olayı. Kumaşların marka olması gerekir. Yani bunların 5 yıl hiç olmasa garanti vermeleri gerekir. Motorlarımız çok önemli. Motorları yurt dışından getirtiyoruz biz. Türkiye'de motor üretimi yok. Motorlara dikkat edecekler. Ondan sonra iskelet aksamının sağlam olması gerekiyor. Yani en azından 2 yıl müşterilere 2 yıl garanti vermek zorundalar. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. Ki üzerine basarak söylemek istiyorum ki diğer firmaların en az 2 yıl bir garanti vermesi gerekiyor dediniz ama Özeniş Tente bu konuda 5 yıllık bir garanti süreci sağlıyorlar. Peki şunu söyleyebilir miyiz Salim Bey? Çadırda kullanılan kumaş ne kadar kalınsa o kadar kaliteli ve uzun ömürlü olur diyebilir miyiz? Tentesine göre değişiyor. Şimdi mesela tentenin kumaşı kaldırma bir gücü var. Biz ona göre uyarlıyoruz bu olayları. Mafsallı tentelerde, üstümüzde olan tentelerde çok kalınlık fark etmiyor.
Ama dış mekan tentelerinde 4 mevsim kullandıklarımızda kalınlık ve brandanın gücü önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bazı firmalarda hani bunları söylemeden tente yapabilirler. Müşterinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Bununla beraber tabii ki kafe restoran dediğimiz zaman her bir kafenin, her bir restoranın kendine göre bir konsepti oluyor. Bu konsept içerisinde sizlerin ona uygun renkte, modelde bir tente ya da çadır temin etmeniz mümkün müdür? Yani sadece elinizdeki olan ürünleri mi kullanıyorsunuz? Yoksa talep olması doğrultusunda o renkte, o modelde bir şeyde getirim sağlayabiliyor musunuz? Aynen dediğiniz gibi. Zaten büyük firmalar kendi konseptlerini kendileri bize söylüyorlar. Renklerini belirtiyorlar. Biz de onların istedikleri renklere göre ayarlıyoruz. Brandasını zaten onlar seçiyor. İskelet aksamını da her renge boyatabiliyoruz. Öyle bizim fırın boya sistemlerimiz var. Kendi ürettiğimiz boyahanelerimiz var. Oralarda muntazam şekilde müşterinin istediğine göre, istediği şekle göre çıkartıyoruz ürünleri. Buradan da yine anlıyoruz ki tamamen müşteri odaklı çalışan bir firma burası. Bununla beraber izleyicilerimiz girip daha önce yapmış olduğunuz projeleri ya da elinizdeki ürün gruplarını şöyle bir kontrol etmek isteseler, bir web siteniz ya da iş yerine ait bir sosyal medyanız varsa sizler aracılığıyla aktarmış olalım. Tabii. Özel İş Tente yani web sitelerimizden görebilirler. Fabrikamızı gelip gezebilirler. Bütün ürünlerimiz bizim açık zaten müşterimize. Web sitemizde zaten yeni görselleri, yeni ürünleri tanıtıyoruz biz sürekli. Özeniştente.com'dan her şeyi görebilirler. Yani az önce söylemiş olduğunuz bir şeye yine bir dikkat çekmek istiyorum. İzleyiciler gelip bakalım bunlar nerede üretiliyormuş, nasıl yapıyorsunuz diye sizlere söylediklerinde fabrikayı da gezme ve görme imkanları var sanırım. Tabii, tabii. Mutlaka. Gelip gezebilirler, ürünlerini görebilirler, yapılan ürünü işin yarısında da görebilirler mesela başladıktan sonra. Yani öyle bir açık firmamız müşteriye. Peki bir ürünün ortalama teslim edilme süresi nedir? Bir ürünün büyük bir bahçe ise 15-20 gün içinde komple teslimat var. Küçük bir ürünse 2 günde 3 günde teslim edebiliyoruz. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Salim Bey. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa tarafınızdan dinleyelim lütfen. Çok teşekkür ederim. Memnuniyet bizim için çok önemli. Müşterimiz gerçekten bizim için çok önemli. Her zaman bekleriz yani. Kapımız herkese açık. Bizler de Ankara'ya ya da Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka Özeniş Tente'ye bir uğrayın, ürün gruplarını görün diyoruz. Öyleyse değerli Altın Rehber izleyicileri, Ankara'da sektörünün lideri Özeniş Tente bizleri konuk etmişti. Bu müşteri odaklı firmadan mutlaka hizmet almalısınız diyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak efendim? Söz Merkez Stüdyolarımızda. Sevgili